Bu şehir bizde çok güzel anılar bıraktı. Çok güzel dostluklar edindik. Ve hayatımızda burada biz olmasak da fiziken ruhen hep bir yerlerimizde zaten olacak. Edirne'de 5 yıldan bu yana basın yayın enformasyon il müdürü olarak görev yapan Fikret Dişlioğlu'nun Ankara'ya tayini çıktı. Dişlioğlu kentten ayrılmadan önce Edirne'de görev yapan basın mensuplarıyla bir restoranda öğle yemeğinde bir araya geldi. Hep beraberiz. Ama açın öyle olmaz. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben sonradan aranıza katılmış olsam da kendimi zorla kabul ettirmeye çalışıyorum. Dişlioğlu bundan sonra görevini Ankara'da devam edeceğini belirterek Edirne'den ayrılacağı için üzüntülü olduğunu söyledi. Görev süresi içinde Trakya'daki gazetecilerin mesleklerini rahatlıkla yapabileceği bir bina kazandırdıklarını belirten Dişlioğlu. Kentteki gazetecilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen basın mensuplarının yararlanabileceği bir basın merkezi kazandırdıklarını ifade etti. Bu şehir bizde güzel anılar bıraktı diyen Dişlioğlu, çok güzel dostluklar edindiğini, gönül birlikteliğinin devam edeceğini söyledi. Bunlardan belki de en önemlisi buradaki tüm Trakya'daki gazeteci arkadaşlarımızın rahatlıkla mesleki çalışmalarını yapabileceği bir binanın kazandırılması idi diye düşünüyorum. Gerçekten çok nitelikli bir basın merkezini şu anda kullanılabilecek duruma da getirdik. Öyle tahmin ediyorum. Çok kısa bir zamanda zaten orası da hizmet vermeye başlayacak ve orada güzel çalışmaları yapacaksınız diye. Trakya malumunuz olduğu üzere haber potansiyeli gerçekten çok yüksek bir bölge. Yani gerek Serhat şehri olması, Avrupa'ya açılan sınır kapılarının olduğu bir il olması hasebiyle gerçekten haber potansiyeli yüksek. Özellikle ulusal ve uluslararası basın mensuplarının da ilgisi bir hayli fazla. Bizim açıkçası tabii birlikte çalıştığımız için bunları daha rahat gözlemlemek ve görmek gibi bir şansımız da oldu. Biz bunun eksikliğini uzun süredir tespit etmiştik ve bu aslında bizi böyle bir projeye hayata geçirmek için itti, doğrusunu söylemek gerekirse. Nihayetinde bunu da ben hayata geçirdiğimiz için son derece memnunum. Bu şehir bizde çok güzel anılar bıraktı, çok güzel dostluklar edindik. Ve hayatımızda burada biz olmasak da fiziken ruhen hep bir yerlerimizde zaten olacak. Hem bu şehir hem de bu şehirde kazandığımız değerli dostluklar, arkadaşlıklar. Ve gerçekten bu ben bir ayrılış gibi de asla görmüyorum. Biz yine hep birlikte olacağız. Gönül birliğimiz hep devam edecek. Biz bu şehre başka vesilelerle gezmek için, dolaşmak için, sizi bir değerli dostlarımızı ziyaret etmek için zaten her zaman yine geleceğiz. Ama şunu da bilmenizi isterim ki artık sizin de Ankara'da her birinizin, çünkü buradaki böyle masamıza baktığımda her bir arkadaşımızla bir sürü hatıralarımız da oluşmuş. Herhalde en büyük servet, en büyük kazanım da bu diye düşünüyorum. Ve her biri arkadaşımızın da artık Ankara'da da bir evleri olduğunu bilmelerini açıkçası isterim. Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ile gazeteci Hamza Yasa da basın yayın enformasyon il müdürü Dişlioğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi. Edirne'ye ilk geldiğinde bana uğramışlardı. Birçok arkadaşımıza bu olanağı sağlamıştır. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz oldu. Gideceği yerde şans diliyorum. Uğurlar diliyorum kendisine. İnşallah geleceği parlak olur. Bugüne kadar tanıdığım en iyi müdürlerden bir tanesi Fikret Müdür. Kendisini tanımaktan gerçekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Böyle bir arkadaşım, böyle bir kardeşim olduğu için. Ankara'ya tayininden de hayırlısı olsun ama ben üzgünüm. Çünkü böyle bir arkadaşımızın burada kalıp daha faydalı olabileceği şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama bahtı açık olsun inşallah. Gittiği yerde daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Her şey gönlünce olsun ama adam gibi bir adam, adam gibi bir müdür gittiği Edirne'den bunun üzüntüsü içerisindeyim.